Bedava protein videosuna galiba bir yenisini ekliyoruz arkadaşlar. Buradan görünüyor mu kurtlar bilmiyorum. Daha önce sizlerle paylaşmıştım aslında videoyu. Evet, ben buradan çıplak gözle rahat görebiliyorum. Evet, kurtlar burada belli. Bu bıldırcınlardan düşen dışkıları falan, bir de işte yemliklerden falan aşağıya yem düşüyor. Bunlar işte biraz ıslanınca birkaç gün içerisinde böyle kurtlaşıyor. Ben mahsus işte bunları eskiden günde bir temizlerken, şu anda temizliği biraz erteliyorum. Yani 3-4 günde bir, 5 günde bir yapıyorum. Özellikle bunlar şu anda bir 5 günlük net var. Ve gerçekten protein konusunda muhteşem bir ek besin olarak sağlıyor bana. Bu durumdan gayet memnunum diyeceğim. İşte bu kokular falan aslında olmasa çok daha güzel olacak da. Normal bizim cücüler var aslında burada. Şu gerizekalılar. Bunlar eşeleyip de kendileri bulamıyorlar. Benim eşelemi bekliyorlar falan. Ben bırakmıştım. Fakat bugün tavuk çıkmış. Yavrularını da almış gelmiş. Uyanıklık yaptı. Kısmet demek ki bunlaraymış. Tabi ne yaparsa yapsın hepsini bitiremez de, ben artık bunu biraz da karıştırırım burada ortalığı diğerlerine falan. Şey ederiz. Onlar da faydalansın yani, o gençler de faydalansın bu durumdan, ihtiyaçları var. Bu karyabı kızımız. Çok kaliteli eski kan bir Hint. Bu yavrular, siyah olanların çoğu kendisine ait. Hatta beyazlardan da var kendisine ait. Bunlar mühürlünün çocukları. Çok sevdiğim bir seri. Bunlar kaliteli, hızlı, sistemli seri. O ballılar patçı seri. Bunların normal kilosu işte 2200 ile 2700 arasında değişiyor. Yetişkinlik çağlarında tabi. Diğerleri 3'ü bulabiliyor yani. Onlar 2400 3400'lere kadar çıkıyor. Hatta 4000'leri bulan var onlardan. Tabi biraz da anaçlara bağlı yani, tavuklara bağlı. Eğer tavuk da horoz da ağır kiloysa. Merhaba Ali, hoş geldin. Video çekiyoruz, lütfen rahatsız etme. Evet arkadaşlar, bu bedava protein konusunu daha önce biz sizlere aslında sunmuştuk ve nasıl meydana geldiği hakkında bir bilgi vermiştik. Tekrar buradan söylemem gerekirse, yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani pek fazla öyle masrafa falan gerek yok. Gördüğünüz gibi burada bıldırcın var. Bıldırcınların burada suyu var zaten. Yemlikleri var. Yemliklerden düşen yemler, bir de kendi dışkıları işte birbiriyle 3-4 gün içerisinde böyle bir fermantasyon geçiriyor. Biraz ıslaklık olacak tabi. Fazla değil. Sadece bir ıslaklık olacak. Yani içinde kurtların yaşayabileceği kadar. Kesinlikle çok hızlı bir şekilde kurtlaşıyor. Ve civcivler açısından çok kaliteli bir şekilde ciddi anlamda yani protein kaynağı sağlıyor. Mahsus ben bunu fark ettiğimden beri ara ara işte yapıyorum bunu. Bakınız orada. Görüyor musunuz? Tavuğun hemen arkasında işte. Kurtlar görünüyor. Burada da var. Şöyle kamerayı yaklaştıracak olursa. Evet. Gördüğünüz gibi çok net görünüyor. Yani bu civcivler için şu anda bulunmaz bir nimet. Çok mükemmel bir şey. Şimdi ben bu tavuğu burada bırakmam mümkün değil. Bunu yerine alacağız. Çünkü bu birazdan burada bu bıldırcınların ayaklarının solucan zannedip çekiştirip duracak. Birkaç tanesini sakatlamış bile. Sakatlamış biraz, biri sallanıyor. Evet arkadaşlar. Bir bıldırcın 5 lira. Bir kayıp var. Şimdi bu tavuğu gel de burada bırak. Videoyu kapatmak zorundayım. Kayıplar fazlalaşmadan. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Mümkünse elinizden geldiğince abone olalım, destek olalım.
buna ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.